Hepinize selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir videoya daha hepiniz hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere video çekemiyorum. Kaç defa da söylüyorum bilmiyorum ama biliyorsunuz zaten çalıştığım için malum hafta sonlarda pandemi oluyor. Yani ev, iş, iş, ev, sokağa çıkma yasağında evdeyiz. Bir bazen markete geliyoruz işte. Abimin yanına yardımlaşmaya. Ondan dolayı da işte video çekemiyorum. Malum kendiniz de biliyorsunuz. Size zaten hani birkaç defa da söylemiştim. Bugün böyle değişik sohbet muhabbet tarzında bir video çekeyim dedim. Hem YouTube bayağıdır video atamıyorum biliyorsunuz, bir haftayı da geçti. Ve şöyle güzel bir video çekelim dedim. Bakalım bugün ne yapacağız hiç bilmiyorum. Öylesine kamerayı başlattım. Hem siz video istiyorsunuz benden. Şu an araba önümde duruyor. Hadi bakalım videoya devam edelim şimdi arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi aracımız bu şekilde. En son Ensar Dağdaş'ın yanında aracımız tatlı bir basıklığa geldi. Önlerden 2.5, arkalardan bir bakla alındı. Karşıdan araba şu şekilde duruyor. Tatlı bir basıklığı var. Yani hoş bir görüntüsü var. Helezonlar kaldırıldığı zaman araba yukarı. Helezonlar boşa düşmüyor. O şekilde ayarlandı. Hemen şöyle bir kapımızı açalım. Helezonlar dediğim gibi boşa düşmüyor. Şöyle. Zaten aracımın içini biliyorsunuz. Allah'ım şükürler olsun, bir sıkıntısı yok. Kapanmadı. Kapı fitillerimiz falan yeni olduğu için o yüzden. Dağdaş Works biliyorsunuz. Denizde olan arkadaşlar biliyordur. Ve geçen gün arkadaşlar demiştim. Hani 3000 liralık ses sistemi taktırdım diye. Ki kimse inanmıyor. Şimdi size maliyet fiyatı ile ilgili bir şeyler söyleyeceğim. Şu görmüş olduğunuz buffer. Girin internete. Küçük buffer 1100 lira. Şu buffer gördüğünüz buffer 1100 lira. Sıfır alındı. Sonra İki tane hoparlörüm vardı. Biliyorsunuz hoparlörlerin patladığı için, takılan üstündeki 800 wattlık hoparlörler patladığı için Pioneer'ın 600 wattlık iki tane hoparlör alındı. Tanesi 300 liraya denk geliyor tekabül olarak. İkisi 600 lira. Etti 1800 lira. Sonra hemen ön tarafa geçelim. Şöyle ön tarafa geçiyorum arkadaşlar. Bir saniye. Şurada da Amfim var arkadaşlar. 4 kanal çıkışlı. Görüyorsunuz. Şöyle bir saniye. 4 kanal çıkışlı Jameson'un Amfisi var arkadaşlar. Bu da Amfi 600 liraya yakın para verildi. 1800 lira dedik. 1800, 600 da 1900, 2000, 2400 lira. Teybimiz var arkadaşlar. Teybimiz de Jameson'un teybi. Eski seri dememin amacı arkadaşlar, teyp eski seri değil. Serisi dediğim amaç yıl yani, benim demek istediğim. Teyp eski yani. 2004-2005 yılı bir teyp. Hani bunu bana dayım alıverdi. Sağ olsun, o alıvermiş. Buna da tahmini 600 liraya yakında bir para verdik. Hani bu baya güzel ses veriyor. Artı çıkışları falan da iyi. Ses kalitesi güzel. Ve artı ön kapılara daha hoparlör taktırmadım. Onun parasını ayarladım. Ön kapıları da şu gördüğünüz kapı cepliklerinin iç tarafına midrange takılacak arkadaşlar. O yuvarlak. Bir öne bir arkaya midrange takılacak. Bir de şuralara TSS20 gelecek arkadaşlar. Zaten biliyorsunuz ki TSS20'ler ve midrange'ler deli gibi para istiyorlar. Hemen şu bir saniye arabamızın içine şöyle bir göğüslüğünü parlatacak şeyi sıkalım da. Öf, duman altı oldu. Öf, öldüm. Evet arkadaşlar, mesela birkaç önceki videolarda bazı arkadaşlarımız ve birkaç kişiler kapı ayarlarının nasıl yapıldığını sordular. Kapı ayarlarımız gördüğünüz gibi kapıların aralarına küçük milimlik demirler konuldu. Bunu kaportacı ayarladı. Gördüğünüz gibi kapılarımızın şeyleri bile fabrikasyon, görüyorsunuz numaraları falan hepsi yazıyor. Bu şekilde kapıların ayarları takıldı. Zaten kaportacıya gittiğiniz zaman veya illa kendimiz yapacağız diyorsanız, benden size tavsiye, kapı karşılığı ve kapı kilitlerini değiştirmenizi tavsiye ediyorum. Bakın 0 0 ve bu değişti mi, bu değişmemiş. Hemen şu arka kapıdakini göstereyim arkadaşlar. Bu kapının içindeki değişti. Görüyorsunuz kapı gergisi.
Bu da değişti. Bu da çok önemli arkadaşlar. Kapının rahat açılıp kapanmasını rahatlatıyor. Yani sizi anlayacağınız kapıyı konuşamadım. Gördüğünüz gibi kapının kapandığında şu şekilde mesela kapandı. Kapı 0'a 0. Bakın elim takılmıyor. Direkt geçiyor. Bazı kapılarda dikkat ediyorsanız kapı ayarı yamuk olur. Mesela şöyle baktığınızda kapı ayarı bakın düz gidiyor. Bir tane bombeylik yok. Ama bazı kapılarda şöyle oluyor arkadaşlar. Bir saniye hemen göstereceğim. Bazı kapılar şöyle duruyor. Bakın. O da kapı ayarlarından dolayı, fitillerinden dolayı ve kapının menteşelerinden dolayı oluyor. Biliyorum çok bilen arkadaşlarımız vardır. Ben bu aşamalarda olmadığım için babam vardı. Bunları babam daha çok biliyor arkadaşlar. Bakın bu kapıda ayarımız hiçbir şekilde yapılmadı. Bu ayar kendi orijinal ayarı. Hiçbir şekilde aralarına şey atılmadı. Sadece bunu atılmış. Bunda bir sıkıntı yok. Sadece kapının dengeliğini ayarlamak. Yani kapının düz durmasını sabitlemek. Bakın şöyle baktığınızda zaten çiçek gibi duruyor. Bir sıkıntısı yok. Kapı fitillerimiz falan hepsi yeni olduğu için arkadaşlar. Kapılarda fitillerimiz yeni olduğu için sert kapanıp açılma oluyor. Onlar da zaten normaldir. Allah'a şükür aracımız bu şekilde. Şöyle bir sizle bir turlayıp gelelim şimdi bir. Hem sürüş keyfi olsun. Hem de bir sohbet muhabbet tarzında bir video olsun. Şöyle bir sizle turlayıp gelelim bakalım şimdi. Yola çıkmaya gidelim. Şimdi arkadaşlar. Bir saniye. Biliyorsunuz. Birazcık sizle sohbet muhabbet edelim. Yarım marşta alıyor. Allah'ım şükürler olsun. Araç şu anda benzinde. İnşallah polis denk gelmez. Şimdi biliyorsunuz malum sokağa çıkma yasağı var. O yüzden stop etti. Abi ben bir şöyle turlayıp geleceğim. Evet arkadaşlar biliyorsunuz malum sokağa çıkma yasağı var. Ve ben hafta sonları böyle bazen abimin yanına geliyorum. Hani gelirken video çekmek isterim ama trafik olduğu zaman hani sokaklarda malum polisler falan oluyor. Hani video çekerken elinde kamerayla yani benim için çok şey öyle böyle hani elinde telefonla ne yapıyor bu amacında oluyor millet. Ama arkadaşlar hani size ben de hani video çekmek istiyorum. Benim için hani güzel olur. Böyle gördüğünüz gibi aracımızın sürüşü. Şöyle şuradan yukarıya doğru dönelim. Biraz turlayalım buralarda mahallelerde. Biliyorsunuz aracım satılıktı ve hala da satılık. Hani araçla ilgili çok boş muhabbet yapanlar var. Yani biliyorum hani ben diyorum ki 35 bin TL'lik masraf ettim. Herkes diyor 35 bin TL'yi nereye harcadın? Arkadaş ben bunu babamın ayrına yaptırmadım. Göğüslüğü ben babamın ayrına aldırmadım. Vites değişmedi. Koltuklarım yapılmadı. Bu bütün işlemlerin hepsi zaten benim YouTube kanalımda var. Herkes bunu biliyor. Ya biliyorum ben de size güzel videolar çekmek isterim. Güzel araçlarda binmek isterim. Ama ben buna bu kadar emek harcamışken yani arkadaşlar benim satılık dediğimde saçma sapan yorumlarda bulunmaları gerçekten hani beni üzüyor. Yalan değil üzüyor. Hani ben bu kadar buna bu aracıma emek vermişken bana böyle hani cümleler kurulması gerçekten benim zoruma gidiyor arkadaşlar. Yalan değil. Gördüğünüz gibi aynamız dahi orijinal. Saati üstünde duruyor. Yani ben bu kadar hepsini değiştirmişken tatlı basık. Şimdi yanlamak isterdim ama mahalle sakinlerine ayıp olmasın. Böyle yani arkadaşlar. Bir de yorumlarda hangi tür video çekmemi istiyorsanız yorum kısmına yazabilirsiniz. Yeşil yandı. Şuradan bir geçelim bir saniye. Siyelimizi verelim. Polis yok değil mi? Aman diyem olmasın. Amcacım bekleyin amcacım. Bak nasıl bakıyorlar. Dayılar nasıl bakıyor? Dayılar offline. Evet. Şöyle usuldan, orta şeritten ağır ağır gidelim. Evet arkadaşlar. Biliyorsunuz ki demiştim. Demin de demiştim. Çalıştığım için video çekemiyorum. Eğer yorum kısmında ne tür içerikler evde olur, arabanın içinde olur, başka bir tür içerikler olur, komik video derlemeler olur, challenge'lar olur. Yani ne tür
videolar çekmemi istiyorsanız bana YouTube kanalımı biliyorsunuz zaten. Yorum kısmına bu videonun altına yazabilirsiniz. Allah'a şükürler olsun Instagram'da real kısmında araçla ilgili videolar çekiyorum, videolar paylaşıyorum. Bunu izleyebilirsiniz. Mesela bir tane video atmıştım. Böyle giderken önümde bir tane polis arabası vardı. Ve o polis arabasının videosunu çekmiştim hani böyle yakalandık diye. O videom 2.2 milyon izlenme oldu. Ben de şaşırdım. Dedim 2.2 milyon izlenme. Baya böyle linçler geldi dedi. İşte çok gerçekçi çekmişsin veya işte bunun sahibi Tofaş'tan böyle ses mi çıkar? Bunun sahibi başka biri. Eskibinden ses çıkıyor. Tofaş'tan çıkmıyor o ses falan diye. Böyle yorumlar falan geldi arkadaşlar. Tabii ben yani ne kadar da şey olsa da ben bunları hep içim atıyorum. Yapacak bir şey yok. Böyle size güzel bir sürüş videosu çekmek istedim. Aracımız bildiğiniz üzere 53 bine gelmiş. Bayağıdır geziyoruz ya. 153 binde aracımız. Şöyle çekelim. Ana şey düşmüş. Ay yeşil yandı. Ay hapşuracağım geldi ya. Ay ay hapşuracağım. Aa hapşuramadım. Şuraya da Honda'yı oturtmuşlar. Oha etiketleri falan yapıştırmış. Bugün şansımıza hava çok güzel. Allah'ıma şükürler olsun. Böyle size Tofaş Pov bir sürüş yapayım dedim. Hem sohbet muhabbet tarzında. Bir de arkadaşlar araçla ilgili çok sorular soruluyor. Aracı ne zaman basacaksın? Araç ne zaman gidecek diye. Soru cevap kısmında da söylemiştim zaten arkadaşlar. Aracı bu önümüzdeki hafta sanayiye gidecek. Bakın şimdi. Bak bastığım zaman su fışkırtmıyor arkadaşlar. Motoru arıza yapmış. Su fışkırtma motoru. O bakılacak elektrikçi de. Diğer türlü Allah'ıma şükürler olsun sorunsuz. Yani hiçbir şekilde çalışmayan aksamı yok. Hepsi çalışıyor. Bakalım artık. Bir o sıkıntımız var yani. Şu su fışkırtma şeyinde sıkıntımız var. Bir onu değiştireceğim motorunu. Bakalım ne olacak ne geçecek. Ondan sonra zaten bir ya haftaya ya önümüzdeki hafta yani sonraki hafta vize işlemi başlayacak. Ondan sonrası işte Ensar Dağı Taşı'nın yanına gideceğiz. Diyeceğim bunu göm. Ondan sonra zaten airli videolar gelir. Oo Doblo'yu kafadan oturtturmuş. Ya bizim Denizli böyle bir memleket. Eğer benimle görüşmek isteyen varsa zaten benim Allah'a şükür olsun yerim yurdum belli. Birkaç kişi abimi görmüş galiba. Bilmiyorum. Belki siz de olabilirsiniz. Arabayla abim evden işe işten eve bazen de Denizli içinde geziyor. Yani birkaç abi işleri olduğu için görmüş olabilirsiniz. Abim de diyor oğlum diyor sen zannetiyorlar herhalde beni diyor. Gelen diyor selektör ediyor diyor bir çocuğun biri dedi geçen gün önüme atladı yanlışlıkla dedi. Abi dedi seni takip ediyor sürekli keşfettesin falan filan. Abim dedi oğlum diyor ne kadar severin oldu lan diyor. Sen böyle bir çocuk değildin diyor ne yaptın kendini diyor. Yani arkadaşlar Allah'a şükürler olsun hayallerimize ağır ağır gerçekleştirdik. Benim hep hayalimde bir tane Tofaş almak vardı küçüklüğümden beri. Yani biz dedem babam abim hep. Yani bizim ilk arabalarımız zaten hep Tofaş'tı. Yani onlardan sonra başladı. Yani şöyle düşünün. Her zaman bir eski arabaların bir anıları vardır. Yani sizin dahi bir tane anınız vardır. Nasıl anınız vardır? Yani eski bir araba dahi olsa, yeni dahi bir araba olsa o arabanın içinde bir illaki bir anınız olur. Ve o anı sürekli siz öylesi kadar aklınızda bulunur. Ve güzel bir şeydir yani. Mesela bu Tofaş yani şu gördüğünüz armayı millet çok ödül. Tofaş araba mı? Ya Tofaş böyle mi? Ya Tofaş şöyle mi? Ama her şeyin bir sevdalısı, bir sevdiği vardır arkadaşlar. Yani ben de sevdalıyım. Ben de tutkuluyum ama biliyorum tenke parçası diyorlar. Vurunca öldürüyor diyorlar. Biliyoruz öldürüyor. Ama sen sevdikten sonra, gönül verdikten sonra gerisi hiç boş değil. Transişçi dayı kaçır bakalım. Anam dönemedik. Evet hanım ablalar burada. Kapat. 2 Kim dediydi? Kim dediydi ya? Biri dediydi. Bu araba ikinci viteste kaç yapıyor? Ben 95'i üstü geçiyor dedim de inanmadılar da. Yani
Yalansa yalan deyin. Kendiniz gördünüz. İki de araba 100 diyor. Allah'ıma şeytan kulağına vursun. Ah dur. Sürücü arabası yanına yanaşalım mı? Lan biz ehliyetimizi alalı 4 sene oluyor baba. Böyle yani. Hadi bakalım usuldan gidelim dükkana. Bakın. Vites 2. Maşallah. Şöyle dedelere merhaba dedeler. Merhaba dedeler. Şimdi şuradan aşağıya. Hadi dayı. Ah! Ah! Koçum, sen neler yapıyorsun böyle? Aman ya Rabbi. O. Vallahi güzel yanlamalık bir yer olsa yanlayacağım ya. Aa, yanlış sokağa girdik. Neyse. Ulan bir yandan video çekeceğim diye uğraşıyorum. Bir yandan arabaya süreceğim diye uğraşıyorum. Neyse, hayırlısı artık. Oğlum nereye gidiyoruz ya? Yol bitti. Neyse şu ileriden dönelim. Harbiden yol bitti lan. Neyse arkadaşlar durun ben bir şuradan döneyim. Evet döndüm. Şimdi şuradan aşağıya. Petrolün olduğu sokaktan girecektik. Ben yanlış hatırladım galiba. Vallahi sokağa çıkma yasağı ama ben anlamadım millet. Ananı. Çukura girdim. Millet sokakta geziyor ben anlamadım. Ah. Yani arkadaşlar biliyorum böyle şey oluyor. Biraz keyifsiz bir video oluyor ama yani sizin için her şey sizin için. Egzozumuzu taktırdık mı zaten bizden sonra çiçek gibi oluruz. Şöyle telefonu bir yere sabitleyebilsem döneceğim de. Sabitleyecek yer yok. Nasıl döneceğim? Bir elimle de olmuyor. Bakalım şu dönerde bir deneyelim şimdi. Öf, benzin koktu. Demin döndüm ya. Kaç. Tokat diyemedim. Tokat lan. İki. Oğlum bu araban benim maşallahı var ya. Lan. Yemedi. Çok. Ben geldim baba. Aleyküm selam bab. Şöyle aracımıza yanaştıralım. Evet. Aracımız biraz çalışsın. Gördüğünüz gibi tomofilimiz ciğerli atmoking bayağı ısınmış lan. Oh. Motor kaputuz bilen sıcacık. Parklar yanık kalmış lan. Parkları söndürelim. Aracımızı da stop edelim. Evet. Camı da kapat. Böyle arkadaşlar. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Yeni bir videoda kendinize iyi bakın.
Yakında güzel içeriklerle inşallah sizlerle birlikte olacağız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.